Merhaba sevgili izleyiciler. Önce Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği'nde görevli yeni doğan uzmanı, uzman doktor Nuriye Aslı Melekoğlu. Aslı Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Önce Nuriye Hanım'ı tanıyalım. Ben Nuriye Aslı Melekoğlu. Evet. Yeni doğan uzmanıyım. 3 yıldır Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapmaktayım. İhtisasımı Şükür Üniversitesi'nden aldım. Yan dalımı da Gaziantep Üniversitesi'nde yaptım. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Ne güzel, hoş geldiniz. Teşekkürler. Bugün sizinle yeni doğan bebeklerin temel bakım ve beslenmesini konuşacağız. Evet. Öncelikle yeni doğan dönemi hangi günleri kapsamaktadır? Evet. Bununla başlayalım. Tamam. Yeni doğan dönemi hayatın ilk 28 günlük dönemini kapsar. Temel yeni doğan bakımında da zaten bu 28 gündeki şeyleri konuşacağız. Ama bugün konuşacaklarımız normal zamanda doğmuş sağlıklı yeni doğanlar için geçerli. Evet, önce onu belirtelim. Evet, önce sevgili onu belirtelim. İzleyicilerimize. Erken doğan bebeklerin bakımı biraz daha farklı. Çünkü biz sağlıklı zamanda doğmuş bebeklerle ilgili konuşacağız. Evet. Şimdi özellikle temel yeni doğan bakımında en sık karşılaştığımız sorunlar nelerdir? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet. Taze annelerimize güzel bilgiler verelim. Temel yeni doğan bakımı aslında her şeyi kapsıyor ve doğum salonundan başlıyor. Doğum salonundan o birinci ayın sonuna kadar hepsini kapsıyor diyebiliriz. İşte bebeğin ısısının korunması, giydirilmesi, beslenmesi, göz bakımı, göbek bakımı. İnanın her aşamada aileler o kadar tedirgin ki. Hem özellikle o taze anneler, ilk bebekleri olanlar çok endişeliler. En iyi yapmaya çalışıyorlar. Annelik bir içgüdü biliyorsunuz. Bununla beraber o mükemmeli arama çabaları. Ondan sonra lohusalar aynı zamanda hormonları fırtınalar kopuyor içlerinde. Onları biraz sakinleştirmek gerekiyor. Anne bunları yapmaya çalışıyor, doğruyu bulmaya çalışıyor ama dışarıdan çok baskı oluyor. Çok baskı, babaanneler, anneanneler, belki komşular hani onları da dinlemek istiyorlar. Çünkü bir yerde tecrübe onlar. Ama eski zamanlarla şimdikiler biraz daha değişen şeyler var uygulamalarda. Evet. Biz onları anlatmaya çalışıyoruz. Anneleri rahatlatarak, gevşeterek bunları anlatmaya çalışıyoruz annelere. Evet. İşte bebeğimiz doğdu. Bakımına nasıl başlıyoruz? Bebeğimiz ilk olarak zaten doğum salonunda biz ön hazırlıklarımızla başlıyoruz. Evet. Bebekleri üşütmememiz lazım. Çünkü vücut ısılarını kendileri koruyamıyorlar. O yüzden doğum salonunu önceden ısıtıyoruz. Bebeğe müdahale edeceğimiz yeri önceden ısıtıyoruz. Bebeğin giysilerini ailelerden alıyoruz. Onları ısıtıyoruz. Saracağımız havlular, bunlar önceden ısıtılıyor. Yani anne karnındaki mevcut olduğu sıcaklıktan dış ortama çıkınca bebeklerin üşümemesi için tabii gerekli bütün hazırlığımızı yapıyoruz. Yapıyoruz. Sıkarlı olmasın diye. Tabii ki. Çünkü soğuk da ciddi bir stres kaynağı bebekler için. Evet. Bebeklerimizi hemen giydiriyoruz. Bunun dışında yine doğum salonunda bebeklerin ilk göz bakımlarını, ilk göbek bakımlarını doğum salonunda veriyoruz. Ve sonrasında devam için ailelere önerilerde bulunuyoruz biz. Çünkü yeni doğanın hani çok basit gelebilecek şeyleri bile aileler için stres kaynağı olabiliyor. İşte gözündeki akıntı, ne bileyim göbeğindeki minicik bir şeyler. Onların hepsini ayrıntılı ailelere anlatıyoruz. En çok da sorular buralardan geliyor zaten. Evet. Şimdi öncelikle göbek bakımını bir detaylı anlatabilir miyiz? Bu bence annelerin yeni doğan döneminde çok sık karşılaştıkları bir problem. Ay benim de çok öyle gerçekten hekim öyle. Poliklinikte biz de çok görüyoruz. Bir konuydu. Nasıl yapmak gerekir? Akışına mı bırakmak gerekir? Nasıl bir bakım bekliyor göbek bakımında? Çok güzel söylediniz. Akışına bırakmak gerekiyor. Evet. Hani göbeği herhangi bir alkolle silmek ya da başka işte tantür diyot veriyorlar onlarla silmek. Bunlara hiç gerek yok. Göbek kendiliğinden kuruyacak ve kendiliğinden düşecek. Tek dikkat etmesi gereken nokta annelerin göbeği ıslak ve nemli bırakmamak. Evet. Hani bebek bezi sonuçta göbeğin üst kısmına kadar geliyor. Onu biraz daha katlamak, işte bazı uygun bezler var belki onlardan kullanmak. Çünkü ıslak ve nemli kaldığı zaman enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. Evet. Göbekte hem kötü koku oluyor hem de enfeksiyonlar oluyor. Tek yapmaları gereken bu göbeği temiz ve kuru tutmak. Sonrasında zaten kendiliğinden hava aldıkça, bebek altını değiştirdikçe o dönemde de hava alması sağlanıyor. Göbek kendiliğinden kuruyor ve işte en geç ikinci haftaya kadar göbek düşüyor. Evet. Peki burada enfeksiyon belirtileri ya da işte doktora gitmemizi gerektirecek sebepler nelerdir?
Göbekte şöyle, eğer kötü bir koku varsa, göbek çevresinde kızarıklık en önemlisi belki de varsa, akıntı varsa hemen fark edebilirler. Mutlaka doktora başvurmalılar. Çocuk hekimine değil mi? Tabii çocuk hekimine evet, başvurabilirler. Peki yeni doğan bebeği nasıl giydirmemiz gerekiyor? Bazen işte bazı anneler çok az giydirmeyi, bazıları kat kat sarmayı, bazıları kundak yapmayı, bazıları battaniyeye sarmayı. Çok farklı yaklaşımlar var biliyorsunuz. Çok farklı. Şimdi havalar da soğudu. Havalar soğudukça bebeklerin kat sayısı artıyor. Evet. Poliklinikte bazen hani bebeğin ağırlığı kadar üstünden çıkan malzemeler oluyor. Ben bazen tartsam mı diyorum, hangisi daha ağır gelecek? Yani bebek ve battaniyeleri üstünden çıkanlar mı yoksa bebek mi diye. Şöyle, oda hani 22-24 derece oda ısısı en uygun. Herkesin hani ev ortamını bilemediğimiz için şu kadar giydir diyemiyoruz ama kabaca sen ne giyiyorsan bir kat fazlası. Hani aileler evet, üşümeleri kendileri kontrol edebiliyorlar çünkü. Anneler ne giyiyorsa, evde nasıl giyiniyorlarsa bir kat fazlası. Çok fazla giydirdikleri zaman bebekler sonuçta onların işte o ateş mekanizmaları da tam gelişmediği için kendi dengelerini kuramıyorlar ve ateşleri çıkabiliyor bebeklerin. Sadece giydirilmeye bağlı. Ailelerde daha büyük endişeye neden oluyor. Bebeğin ateşi çıktı, hasta ettik. Çok önemli bir şey. Az giydirdik, evet, işte üşüttük deyip biraz daha giydirebiliyorlar ondan sonra. Çok istediğimiz bir şey değil. O yüzden bir kat fazlası. Onun dışında kat kat örtülere sarmak, hatta yeri gelmişken söyleyeyim, sıkı kundak yapmak. İyice böyle bebeği içeri hareket etmeyecek şekilde kundaklamak, etrafını bir de sarmak hiç istediğimiz bir uygulama değil. Ta kalça çıkıklarına kadar neden olabiliyor. Evet. Peki bebeğin banyosu, vücut temizliği ve alt temizliği nasıl yapılmalıdır? Buralardan da çok soru geliyor annelerden. Aslında hani bebeğin banyo suyunun sıcaklığı 35-37 derece bizim için ideal. Vücut ısısına yakın olacak. Ama çok güzel bir yöntem var, siz de bilirsiniz. Şöyle dirseği hemen o sıcak suya evet, daldırırsın. Hani seni yakmıyorsa, ılıksa bebeği de yakmayacaktır. Öncelikle tabii ki bebeğin hemen başından aşağı su dökmüyoruz. Ayaklarını birazcık alıştırıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş yukarılara çıkıyoruz ve bebeği yıkıyoruz. Sadece ilk banyo zamanı hatırlarsanız çok eskilerde ilk işte doğumhanede doğar doğmaz bebekler yıkanırdı. O uygulamadan vazgeçtik artık. Çünkü çalışmalar gösterdi ki bebek verniksle kaplı. O kaplı olan şey cilt emdiği zaman bebek ısısını daha güzel koruyor ve üşümüyorlar. O yüzden artık ilk 24 saatte hani annede çok ciddi bir enfeksiyon, bebeğe bulaşmasını istemediğimiz bir durum yoksa bebeği yıkamıyoruz. Öyle mi? 24 saatten sonra mı yıkamaya başlıyoruz? Tabii. İlk banyosunu 24 saatten sonra eve gidince yaptırabilirler ama biraz önce de söyledik, o göbeği tekrardan kurulayacaklar. O nemli kalmayacak. Onun dışında çok böyle şampuanlara, sabunlara gerek yok aslında. Ama hani İşte bazen gitmesi gereken kalıntılar, kan gibi şeyler olabiliyor. Cilde uygun, nötr pH'da, işte içinde alkol, paraben gibi bebek cildine zarar verebilecek maddeleri içermeyen şampuanlarla yıkayabilirler. Ondan sonrasında da yine uyumlu losyonlar var. Eğer pul pul dökülme, kuruma cilde varsa bunları da kullanabilirler rahatlıkla. Peki sıklık nasıl olmalı? Yani her gün, iki hafta, şey, iki günde bir... İşte böyle bir şeyimiz var mı? Şöyle mesela hani yazın hava sıcak, evet her gün bebek yıkanabilir. Hem istilik daha az olur, bebeğin uykuları daha düzenli olur. Bebek bundan keyif de alır anneyle beraber bir vakit geçirdikleri için. Ama hani daha soğuk havalarda en azından haftada iki kere, hani en fazla üç günde bir olmalı. Bazen de mesela alt bakımını da sordunuz. Evet. Alt bakımında çok böyle pişik olduğu zaman biz özellikle hani bebeği yıkayamıyorsan bile en azından hemen altını güzelce yıka. Çünkü su ve sabun gerçekten çok faydalı burada. Hemen altını yıkayabilirsin diyoruz. Onun dışında işte kız bebeklerin ve erkek bebeklerin o alt temizliği biraz daha farklı. O anatomik yapı farklı olduğu için buna dikkat etmek gerekiyor. Islak mesela, mendil kullanalım mı? Islak mendil ya da ıslak havlu kullanalım mı? Bu çok sık sorulan bir evet, şey. Evet. Hani mendillerin içerdiği işte maddelere, kimyasallara bağlı evet, belki de işte evet, bebeklerin acaba cilt florası bozuluyor mu, evet, tahriş oluyor mu vesaire. Siz neler öneriyorsunuz? Biz aslında normal ılık suyla ıslatılmış pamuğu öneriyoruz. Evet. Çok temiz, yumuşak. Bebeğe hiçbir zararı yok. Islak mendillerde çünkü hani alkol olabiliyor, başka şeyler olabiliyor. Sadece buna bağlı pişikler, tahrişler görebiliyoruz biz. Çünkü yeni doğan cildi çok ince. Hani
diğer bebeklik dönemlerinden biraz daha farklı. Hatta normal kızarıklıkları bile bazen aileler daha hastanede yatarken bile hemen pişik oldu zannedebiliyorlar. Bu nedenle ıslak böyle pamukla silmek, ondan sonra kurulayıp tekrardan bezlemek daha önemlisi. Bez değiştirme sıklığı önemli, bebek pişik olmasın diye. Tabii ki her kaka yaptığında değiştireceğiz ama hani idrarda da en azından 3 saatte bir, 4 saatte bir bebeğin altına değiştirirsek, havalandırırsak, silersek pişiğin daha oluşmadan önüne geçebiliriz. Önlemiş aslında. Oluyoruz. Tabii. Peki dirençli pişikler oluyor. Evet, işte evet. Enfektif durumların da evet. dahil oldu. Bunların belirtileri neler ve neler yapıyoruz tedavisinde? Bir kere cilt o bez bölgesinde tam böyle bez hizasında ciddi kızarıklıklar oluyor. Bazen nokta nokta böyle o kalçaya kadar yayılan popüler olabiliyor. Onun dışında bebek her idrar yaptığında, kaka yaptığında gerçekten canları acıyor ve çok ağlıyorlar. Böyle durduramadıkları bir ağlama olabilir. Bunlar da daha çok bariyer önlemleri. Ama yine ama eskilere döneceğim biraz. Pudra dökerdik. Hani ben evet. de böyle çocukluğumdan hatırlıyorum evde böyle bulunurdu falan o pudrayı artık hiç önermiyoruz. Hem kanıtlandı artık kızlarda yani kadınlarda rahim kanseri, yumurtalık kanserine neden olabiliyor. Hem de toz, çok minik tozlar var onun içinde. Havaya karışıyor ve ciddi solunum yolu rahatsızlıklarına evet, neden oluyor. Bu yüzden daha böyle o ciltle bez arasında bariyer oluşturacak çinkolu kremler özellikle. Bunlar gerçekten iyileşmeyi de hızlandırıyor. Onun dışında tabii düzelmeyen pişiklerde mutlaka yine hekime başvurmalılar. Çünkü üzerine mantar enfeksiyonları eklenmiş olabilir. Üzerine eğer açılmışsa böyle kanayan ağır pişiklerde bakteriyel enfeksiyonlar da eklenmiş olabilir. Onlara belki biraz daha ağır tedaviler gerekiyor. Ama normal bez bakımında hafif kremler kullanılabilir. İşte lanolin içerikli, biraz daha nemlendirici içerikli kremler kullanılabilir. Peki. Bebeğimizin banyosunu, alt temizliğini bitirdik. Şimdi çok önemli bir konuya daha geliyoruz. Bebeğin beslenmesi. Evet. Bu bence toplumda çok yanlış şeylerle bilinen, annelerimizi çok strese sokan, ay ben de bir anne olarak çok strese girmiştim bu dönemde. Nasıl yapmamız gerekiyor? Bebek beslenmesi ne kadar sıklıkta olmalı, mama vermeli miyiz? Bence bu soru çok önemli. Bunun takibini nasıl yapıyoruz? Siz çok iyi anlıyorum. Ben ilk bebeğimi kucağıma aldığımda zaten hani çocuk sağlığında asistandım. Evet. Kendime de çok güveniyordum ben zaten bunları biliyorum diye. Ama bebek kucağıma geldiği zaman çok da iyi bilmediğim, benim bildiğim bir çocuğun uygulamadığını gördüm. Şöyle, anne sütü bir mucize. Evet. Zaten hani Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, işte Sağlık Bakanlığı bunun üzerine çok duruyor. İlk 6 ay sadece anne sütü diyor. Anne sütüyle beslenen bebeklerin bir kere daha sağlıklı olduğu, İleriki yaşlarında bile hipertansiyondan, kalp hastalıklarından, obeziteden, çeşitli kanserlerden korunduğu gösterilmiş. Bebeğin hatta akademik başarısını bile, zeka puanı bile 8-10 puan arttırıyor bu anne sütüyle beslenme. O yüzden anne sütü, anne sütü, anne sütü diyoruz. Zaten hastanemiz de bebek dostu hastane biliyorsunuz. Aynı evet. zamanda yine bizim yeni doğan ünitemizde bebek dostu yeni doğan ünitesi. Bunları da anne sütüne olan ısrarımızla alıyoruz aslında evet. biz. Zaten mesela bebeklerin tamamıyla normal geçen bir doğumda, bebeğin herhangi bir rahatsızlığı olmayan doğumda, daha doğum salonunda direkt bebekler hemen annenin kucağına konuyor. O ten evet. tene temas o kadar önemli ki. Anne bebek bağlanmasında, annenin sütünün erken gelmesinde, bebeğin hemen emmeye başlamasında. Hemen annenin kucağına konuyor ve daha doğum hani bitmeden, tamamlanmadan diyeyim yani hani anneyle ilgili işlemler de bitmeden ilk emzirilme sağlanıyor. Zaten ilk yarım saatte bebeğin emzirilmesi gerekiyor. Bunu sağladığımız zaman gerisi geliyor zaten kendiliğinden. Çünkü emme bir refleks zaten. Evet. Ve hani annelere şunu söylüyorum. Doğada başka hiçbir canlı yok ki annesinin sütü yetmesin. Gebelikten önce, doğumdan önce süt arttırmak için annenin yapması gereken bir şey var mı? Doğumdan önce süt artması için bunlarla ilgili sadece bilgilenebilir. Hani nasıl emzireceğine biraz daha hazır olacak. Bebeğin işte açlık işaretlerini biraz daha bilecek. Aslında yine hastanemizde güzel bir uygulama var. Gebe okulu var. Evet. Orada o gebelik boyunca annelere ufaktan ufaktan bunların hep bilgisi veriliyor zaten. Anneler hem doğuma hazırlanıyor hem de bebeğe hazırlanıyor. Bunu da katılırlarsa eğer anneler daha hazırlıklı olacaklardır. Onun dışında doğduktan sonra da bol sıvı alacaklar.
Evet. Bol bol bebeklerini kucaklarına tutacaklar. Bebeklerini al bağrına bas diyorum. Anne bebek, bebek de işte sadece bezli olabilir, çıplak olabilir. Anne de o şekilde pardon, göğsüne yer koyarsam annenin süt üretimi direkt hormonal bir şey bu. Beyin hemen süt yap, süt yap, süt yap diyor. Annenin sütü artıyor. Bebek annenin kokusunu alıyor. Zaten hani bildiği ses, bildiği koku hemen bebek de emmeye başlıyor. Peki normal doğum ile sezaryen ile doğum yapmak arasında anne sütü de bir fark oluyor mu? Sezaryenle doğumlarda anne sütü biraz daha geç gelebiliyor. O annenin ameliyat stresinden de geçtiği için. Ama biz aynı uygulamalarımızı yapıyoruz. Hatta sezaryenlerde bile direkt daha böyle annenin dikişleri devam ederken bebek anne memesine verilebilir ve anneyi tutması sağlanabilir. Ya da bebeğin odaya hızlıca transferi, annenin odaya hızlıca transferi ve ilk beslenmenin başlatılması yine sezaryenlerde de çok önemli. Evet, yani emzirdikçe süt gelir, emdikçe süt gelir olayı bilimsel bir sözcük değil mi? Zaten ilk günlerde bebeğin mide hacmi de çok küçük. Hani sütüm zaten çok az var, bebek istekli çekiyor ama sütüm az, hani yetmiyor mu acaba diyorlar. O ilk gelen süt yeterli. Zaten ilk bir hafta biz bebekleri sık görüyoruz. Kontrolü çağırıyoruz hastanede, yatarken sık görüyoruz. Eğer biz yetmediğine kanaat getiriyorsak, bu da işte bebeğin idrar miktarıdır, kilo kaybıdır, açlık belirtileridir. Buna karar veriyorsak eğer, o zaman ek beslenme yöntemleri, bu da zaten o formüldür, formül mamalardır. Bunları sadece biz önerdiğimiz zaman aileler kullansın istiyoruz. Peki bebek ne kadar sıklıkta beslenmeli? Yeni doğan bir bebek, yani ilk 3 günde ne kadar, bir hafta sonra ne kadar alıyor? Yani işte bir pimpon topu kadar vesaire gibi ölçütler var ama siz nasıl nitelendiriyorsunuz? Biz şunu istiyoruz: annelere bebeğini iyi takip et, bebeğin açlık belirtilerini iyi takip et. Çünkü hani ağlayan bebek aslında ağlama en geç bulgu. Bebeğin acıktığını, bebeğin artık sabrının kalmadığı son nokta bebeğin ağlaması. Biliyorsunuz yeni doğan bebekler 18 saate kadar uyuyabilir. Evet. Sadece beslenmek için bebeğin uyanmasını beklemeyin diyoruz. 3 saatte bir, ama en geç 3 saatte bir bebekleri besleyin. Bu da nedir? İşte 2 saatte bir beslerse 12 ile 8-12 arasında beslenme seansı demek gün içinde. En geç 3 saatte bir bebek mutlaka beslenmeli. Onun dışında ağlamak diyoruz en geç bulgu. Bebek uyandığı zaman kafasını sağa sola çevirirse, ağzını açar, dilini yalar, elini ağzına götürürse, bak bunlar acıktım işaretleri. Bebek sana sinyal veriyor, birazdan eğer emzirmezsen bak ağlayacak. Tabii, bu sinyalleri doğru alalım sevgili izleyiciler. Sinirleniyorlar, o sinirlendikten sonra anneyi tutmaları gerçekten daha zor oluyor bebeklerin. O yüzden bunları beklemeden annelerin sık sık bebeklerini kucaklarına alması ve emzirmeleri gerekiyor. Zaten sonrasında bebek hani ilk bir hafta, iki hafta geçtiği zaman istedikçe ver diyoruz. Bebek saatte bir de isteyebilir. Bebek kucak isteyebilir. Bebek sadece anneyi isteyebilir. Ve işte günümüzün, çağımızın şeyi, sosyal medyada telefonlar diyorum, işte televizyonlar. Hani çocuğu emzirirken bir yandan telefonuna bakma ya da televizyon izleme ya da komşunla sohbet etme. O anlar o kadar kıymetli ki. Bebeğini alacaksın, vücudu biraz da sana dönük olacak. Ondan sonra iyice destekleyeceksin. Ondan sonra bebekle göz teması kur, onunla konuş, belki şarkılar söyle. Bebeğin direkt bunlar hem zekasını etkiliyor hem de o anne bebek bağlanmasını, güvenli bağlanma diyoruz ya, güvenli bağlanmayı sağlıyor. Hani o emzirme saatleri gerçekten iyi değerlendirilmesi gereken saatler. Bebeğin doyduğunu da aslında şöyle söyleyeyim, hani dedim ya anne sütü mucize. Evet. Mesela her annenin sütü birbirinden farklı. Hı hı. Bir annenin ilk günkü sütüyle 5. gündeki sütü, 30. gündeki sütü de birbirinden farklı. Bir annenin emzirme başındaki sütüyle emzirme sonundaki sütü bile birbirinden farklı. Hatta biliyor musunuz, bebek hastayken annenin süt bileşenleri değişiyor. Hani öyle bir mucizevi bir besin tabii ki. Bebek o son sütü aldığı zaman, mesela her seferinde 5 dakika bir meme, sonra diğeri de demiyoruz mesela. Bir memeyi bebek tam olarak boşaltacak. Bunu ilk günlerde tabii ki biraz daha emme kuvveti az olduğu için daha uzun yapıyor bebekler. Emzirme biraz daha uzun sürebilir. Sonraki bebek büyüdükçe bu süre biraz kısalacak. Ama şöyle anlayacağız. Anne bebek doyduğu zaman son süt, çünkü yağdan zengin.
Yağdan zengin olan son süt bebekte doygunluk hissi verecek ve bebek kendiliğinden memeyi bırakacak. Hatta uykuya dalacak. En güzel, en sakin bebek zaten. Böyle hiç uyandırmadan yatağına koyacağız. Ta ki tekrardan böyle işte uyanıp kafayı sağa sola çevirmeye başladığında bu artık tekrardan acıktım beni besle demek çünkü. En güzeli bebeğin en az bir saat sakince uyuması ve memeyi kendinin bırakması. Çünkü son sütü almış olacak bebek. Evet. Peki her zaman anne sütü yeterli olmuyor. Şimdi bebekte beslenme yetersizliğini gösteren bulgular nelerdir? Bu yeni doğan sarılığına sebep olabilecek olabilir. Şekilde. Evet. Biraz bilgilendirebilir miyiz bu konuda? Tabii. Şöyle anneler bebeklerin idrarını takip edecek. Bezini takip edecek. Bir kere bezde böyle pembemsi, turuncumsu, kadife gibi, hani böyle tebeşir tozu gibi leke gördükleri zaman bu genelde az beslenmenin bir göstergesi. Bunun dışında mutlaka günde en az 6-8 defa çişli bez alması lazım annenin. Onun dışında sık kontrole çağırıyoruz dedik. Bebeğin kilo takibi düzenli yapılmalı. Eğer bebek kilo alıyorsa, günde 6-8'den fazla idrarlı bezi varsa, bebek gerçekten memede doyup da uyuyorsa bu genelde anne sütü yeterlidir diyoruz. Bunlar yoksa, bebeğin hiç durdurulamayan ağlamaları varsa, bazen iyi beslemeyen bebeklerin ateşi bile çıkabilir mesela. Hani tabii ateşleri oluyorsa mutlaka biz uyarıyoruz anneleri. Evet. Ek beslenme yöntemlerine başvurabiliyoruz. Evet, aslında bir de yeni doğan sarılığından kısaca bahsetmek istiyorum. Evet. Sormak istiyorum yani. Sebepleri nelerdir? İşte genelde beslenme yetersizliğinden görülür. Evet. Ama farklı sebepleri de var mıdır? Nasıl tedavi ediyoruz? Yeni doğan sarılığı şöyle. Bir kere ilk 24 saatte eğer bebeğiniz sarardıysa ilk göz içinde sarılık başlar. Sonra vücuda işte önce baş, ondan sonra boyun ve ayaklar diye gider. Ama ilk 24 saatte bebeğinizde sarılık fark ediyorsunuz. Bu mutlaka artık tedavi gereken bizim patolojik sarılık dediğimiz sarılık. Bunun dışında en çok işte 3. 5. günlerde olan sarılıklar var. Bunların bir kısmına fizyolojik diyoruz. Bir kısmında tedavi gerektiren bizim belirli değerlerimiz var. Belli gün ve kilolar için belirli sarılık değerleri var. Bebeğin kanından anlayabiliyoruz bunu, kan değerlerinden. Onlar da ışık tedavisi bebeklere veriyoruz. Ama bunun dışında eğer yetersiz bebek beslenirse, bu bir risk faktörü. Anne ile bebek arasında kan uyuşmazlığı varsa, bunlarda da yine sarılıkları sık görüyoruz biz. Bazen de bazı özel hastalıklar var. Sarılığa yatkınlığı artırıyor. Bebekler daha çabuk ve daha erken sarılabiliyor. Mesela bu durumlarda bebekleri hem kontrole daha sık çağırıyoruz hem de tedavilerini ve takiplerini sağlıyoruz. Yapmış oluyoruz. Peki, bebeğimizi besledik, giydirdik, uyuttuk. Peki doğumdan sonra dikkat etmemiz gereken ya da yaptırmamız gereken taramalar nelerdir? Yeni doğan ve ilk hatta bir yıl içerisinde. Evet. Nasıl takip ettirelim? Sürekli doktora götürelim mi, götürmeyelim mi? Neler yapalım? Şöyle bakanlık bu konuda gerçekten çok iyi çalışıyor. Hani siz doktora götürmeseniz bile mutlaka aile hekiminden telefon alıyorsunuz. Evet. Artık kontrol zamanınız geldi, artık aşı zamanınız geldi, işte ya da işitme testini yaptırmadınız. Çünkü tüm genel bir sistemde görebiliyorlar bunları. Evet. Bunları yaptırmadınız diye. Bir kere biz hastanemizden taburcu olacak tüm bebeklerin ilk topuk kanlarını hastanemizde alıyoruz. Evet. Ama bebek henüz iyi beslenmemiş oluyor ve bazı topuk kanında biliyorsunuz hastalıklar taranıyor. Onların bulgu verebilmesi için bebeğin gerçekten iyi beslenmiş olması gerekiyor. Bu yüzden ailelere diyoruz ki mutlaka 5. 7. günlerde ikinci topuk kanınızı sizi takip eden sağlık ocaklarından, aile hekimlerinizden aldırın diyoruz. İkinci topuk kanlarını mutlaka aldırmalarını sağlıyoruz. Yine bebekler taburcu olmadan hepsine işitme testi yaptırıyoruz. İşitme taraması da ulusal bir tarama programı. Evet. Tüm bebeklere işitme taraması yaptırıyoruz. Özellikle ailede işitmeyen birey varsa, özellikle bebek işte sarılık olup tedavi görmüşse, bazı antibiyotikleri kullanmışsa ya da belirli işte kulak ya da baş bölgesinde anomalileri varsa, bazı sendromlarda mesela işitme taramasını çok daha detaylı yaptırıyoruz mesela. Bunları uyarıyoruz. İlk aşısı yine K vitamini ile beraber, hepatit B aşısı zaten doğum salonunda yapılıyor bebeklere. Ve aşı takvimlerini, aşı kartlarını direkt ailelere veriyoruz. Topuk kanı aldığımızda yine aldığımız belgeyi biz aileye veriyoruz. Bunların hepsinin takibini yine aileden sağlıyoruz. Aşılar genelde sağlık ocaklarında takip ediliyor zaten. Aile hekimlikleri belirli günlerde, aşı günleri var. Onlara bebekleri çağırıyorlar. İşte ilk doğumda yapıldıktan sonra birinci ayda aşıya gideceksin.
İşte birinci ayda kontrolünde yine gelişimsel kalça displazisi diyoruz. Kalça çıkığı için ultrason yapılması gerekiyor bebeklere. Bunu mutlaka birinci ayda yaptıracaksın diye söylüyoruz. Bunun dışında yine son yıllarda görme taraması eklendi. Evet. Üçüncü ayda yaklaşık ilk göz muayenelerine bebeklerin olmasını sağlıyoruz. Evet. Aslı Hanım, tabii yeni doğan bakımı çok geniş ve uzun bir konu ama biz temel konulara değinmiş olduk. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdiniz bize. İnşallah sizinle bir de hastalıklı yeni doğanlarımız için bir program yapalım. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ben de nazik davetiniz. Efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.